Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda 3. bölüm 5. testin çözümünü yapacağız. Bu bölümde eşkenar üçgen sorularına başlıyoruz. Eşkenar üçgenin öğreniyorum testindeyiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Alanı 9 köküç birim kare olan eşkenar üçgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare köküç bölü 4 değil miydi? Yani bu 9 köküçe eşitse buradan a kare eşittir 36'dan. A'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Çevre isteniliyor arkadaşlar bizden. Eşkenar üçgenin bir kenarı kaç çıktı? A'yı 6 bulduk. 6 6 6. Çevrede kaç olacak? Alttan 3 tane var. Yani cevabımız 18 olur. Birinci soru Balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. İki farklı eşkenar üçgenin çevreleri toplam 36 birimdir. Buna göre bu iki eşkenar üçgenin yüksekleri toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi iki farklı eşkenar üçgen var. Çizeyim isterseniz. Daha rahat fark edersiniz. Bir eşkenar üçgen bu. Diğer eşkenar üçgende şöyle şu olsun isterseniz. Bu da daha küçük olsun hadi. Şurası A birimken A birim A birim. Burası da B birimken B birim B birim diyecek olursa eğer. Burada 3A artı 3B. Gerçi yükselik isteniyor neyse. 3A artı 3B'yi kaç vermişler arkadaşlar bize? 36. A artı B buradan kaç gelir? 12 gelir. Bizden ne isteniyor? Yükseklikleri de toplamı isteniyor. Hocam bunun yüksekliği ile bunun yüksekliği. Eşkenar üçgende bütün açılar 60'ar derece değil mi? Evet. Burası da 30. Burası da 30 oldu. 90 derece olduğundan. Aynı şekilde burası da 60. Burası da 30 mu oldu? Aynen. Şimdi burası 90'ın karşı sayısı 30'un karşısında 30 karşısı A bölü 2'dir. Burası da A bölü 2'nin kök 3 katıdır. Burası da B bölü 2'dir. Burası da B bölü 2'nin kök 3 katıdır arkadaşlar. Yani senden A kök 3 bölü 2 artı B kök 3 bölü 2 isteniyor yüksekleri toplam isteniyor. Yani kök 3 bölü 2 parantezin aldığında a artı b yaptı. a artı b 12 olduğundan dolayı kök 3 bölü 2 ile 12'yi çarpınca 12 ile 2 sadeleşince 6 yaptı. Cevabımız kök 3 çarpı 6 yani 6 kök 3 yapar arkadaşlar. İkinci soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik üçüncü soruya. ABC eşkenar üçgen eşkenar üçgen ise bir 60'ları yapıştıralım arkadaşlar. O zaman burası 30-30 oldu. 30-60-90 üçgeni mi çıktı burada? Evet. E karşı 12 ise 30'un karşısı ne olacaktır arkadaşlar? 30 60 90 üçgeninde 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. Hocam 12 bölü kök 3 olacaktır. 12 bölü kök 3'te kök 3 çarparsam 12 kök 3 bölü 3'ten 4 kök 3 mü yaptı? Evet. 30'un karşısı 4 kök 3 ise 90'ın karşısı da kaç olacaktır? 8 kök 3 olacaktır. Gençler. Evet 3. soru Akçay oldu. Geldik 4'e. ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen olduğundan dolayı bütün kenarlar birbirine eşit ve 60'ar derece mi? Evet. 60'ar derece. Bunları yazdık. E hocam şurası bakın. Bizden şu isteniliyor. Bir yükseklik çizecek olursak. Yüksekliği çizdiğimiz zaman ne geliyor arkadaşlar burada? 30, 60, 90 üçgeni geldi. Ve yükseklik de tabanı 2'ye parçaya bölecek. Onu iki eş parçaya bölen nedir arkadaşlar? 5'e 5. Buraya ne kaldı? 1. 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı 5 köküçtür. Ve burada bir Pisagor bağıntısı. Çıktı mı arkadaşım? Çıktı. Hadi Pisagor bağıntısını uygulayalım. Bu Pisagor bağıntısı da x'in karesi 1'in karesi artı 5 kök 3'ün karesine eşittir. Yani x'in karesi eşittir. 1 artı 75 mi yaptı? Evet yani 76 yaptı. x de buradan kök 76. Bu 4 çarpı 19 mu? Evet 4 dışarı 2 diye çıkar. Yani cevabımız 2 kök 19 olarak bulundu arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle Cehan oldu. Geldik bir sonraki soruya. Eşkenar üçgen, eşkenar üçgenin yapılamamasının en büyük sebebi tanımı kullanmamak. Hemen tanımı kullanalım ve kenarların eşit olması da tabii ki o kadar da önemli. Şimdi burada 60 yazınca bak 60 90 ise burası 30 oldu. 30'un karşısına ben burada 30 60 90 üçgeni var. Bunu kullanacağım demek ki x dersem 90'ın karşısı nedir? 2x. E, bütün kenarlar birbirine eşitti. Hocam 5 artı 2x neye eşittir? 9 artı x'e eşittir. Buradan da x kaç oldu arkadaşım? 4 oldu. Eşkenar üçgen çevresi isteniyor. X4 94 daha 13'tür burası. E 13 ise çevre de kaç yapıyor? 13'ten 3 tane olduğu için 39 yapar arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle Denizli oldu. Geldik 6. soruya. Evet eşkenar üçgen açıları hemen yazıyoruz. 60'ar derece hocam bunlar ve bütün kenarlar ne olacak? Birbirine eşit olacak. Kenarların eşitliği de önemli. Hocam 60'ta 60 90 ise burası da 30 oldu. Bir eşkenar 30 60 90 üçgen çıktı. Yine 30'un karşısına ben burada bunu yapıyorsunuz. Böyle 60'ı karşı x 60'ı 30'un karşısı x küp x bölü kök üç diyorsunuz. Demeyin kardeşim 30'un karşısına şurada bir y de y'yi bulduktan sonra x de bulursun zaten. X de ne yapıyor? Y kök 3 yapıyor zaten. E 30'un karşısı y ise 90'ın karşısı 2y. Hocam bütün kenarlar birbirine eşit olduğundan 3 artı 2y'nin neye eşit olması lazım? 9 artı y'ye eşit olması lazım. Buradan da y kaç çıkıyor? 6 geliyor. E x de buradan y kök 3'e eşit olduğundan 6 kök 3 mü yapar arkadaşım? Evet, cevabımız böylelikle C han oldu. Geldik bir sonraki soruya. ABC eşkenar üçgen 60'ları bir yazalım mı arkadaşlar? Yazalım. 60 60 60'ı yazdık. E hocam ne yapacağız burada? 4 kök 7'nin mantığını kullanacağız. Bir yükseklik bir çizsek. Hop, 4 kök 7'yi böldük olmaz. Buradan böldük olmaz. Burası mantıklıymış gibi geliyor ama aslında bu da bence e, şey arkadaşlar Buradan çıkar mı? İşte buraya A dersiniz. A artı 4 olur. A artı 4'ün kök 3 katı falan filan olur. Ya sonuca ulaşabilirsiniz. Eyvallah. Orada bir şey olmayabilir. Sıkıntı e, yaşanmayabilir. Ama ben olsam ne yaparım biliyor musunuz? Yani illa yüksekliğe bağımlı kalmayın. Ya sonuçta bir eşkenar üçgen özel açı mantığı vardır. Bak sayı burada 4. Bak şu üçgene yoğunlaşmayın. Hocam burada katmışa mı yoğunlaşalım? Hayır. Bak bu üçgene yoğunlaşmayın. Bazılarınız bu üçgene yoğunlaşabilir. Şimdi özel açı mantığını çizerken. Ne yaparsınız? Hocam buradan dik çizeyim böyle. E sen buradan dik çizdiğin zaman 4 kök 7'yi kullanıyorsun ama 4'ü kullanamıyorsun. Yani verilen bilgileri kullanacaksın. Nereye yoğunlaşmak lazım? Bak şu üçgene yoğunlaşmak lazım. Burada sayılar var arkadaşım. Yani aslında şekil bize kopyayı veriyor. E sen burada katmışı şey kullanmak için ne yaparsın? Hocam şuradan bir dik çizelim. Özel açı mantığı. Dik'i çizdim. 90'ın karşısı bak 60, 30, 60, 90 çıktı. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2 yapar. Burası da 2 kök 3 yapar. E, şuraya da bir y diyecek olursam Pisagor. 4 kök 7'nin karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı y'nin karesi olduğundan. Bu kısa yoldan da yapabilirdik ama neyse. 16 çarpı 7. 16 çarpı 7 kaç yapıyor? 6 kere 7, 42. E, 7 kere 1, 7. 112 mi yapıyor? Evet. 112 eşittir. 12 artı y kare olduğundan 100 eşittir y kare olacağından y de buradan kaç geliyor arkadaşlar? 10 mu geliyor? Evet y 10 geldi. E madem y 10 bir kenar kaç yaptı arkadaşlar? 12. E bir kenar buradaki kenar da 12 yapacak. Yani x artı 4 eşittir 12 olduğundan dolayı x'i de buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Yani cevabımız böylelikle 7. soruda edremit oldu. Geldik 8. soruya. ABC bir eşkenar üçgen. Hemen açıları yazıyoruz kardeşim. 60, 60, 60. Bakın özel açıyı çok kullanıyoruz. 60, 90 ise burası nedir? 30. Bu arada arkadaşlar bu bir eşkenar üçgen olduğundan kenarların birbirine eşitliğini de unutmayalım. E, burada ne var? 30, 60, 90 üçgeni var. 30'un karşısına ben y dersem 60'ı karşı y kök 3 boş ver. 30'un karşısı yken 90'ın karşısı da 2'ye. Hocam bu kenarla bu kenar eşit mi? Eşit. Yani 4 artı 2'ye eşittir. Y artı 6 olduğundan dolayı Y'yi buradan kaç buluruz arkadaşlar? 2. Y 2 ise bir kenar kaç çıktı? 8. E bir kenar 8 ise x de kaç çıkıyor o zaman? 8 çıkıyor. Bizden de x isteniyor zaten. Cevabımız böylelikle akçay çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Hocam eşkenar üçgen hemen açıları yazalım. 60 60 60'ları yazdık. A 30 60 90. Burada da 30 60 90 çıktı. E bütün kenarların eşitliği de önemli. Artık bunu yazıyorsunuzdur herhalde. 30'un karşısı 3 iken 90'ın karşısı 6'dır. 30'un karşısı 4 iken 90'ın karşısı 8'dir. Hocam burası 11 yaptı. E burası da 11 yapacak. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşım? 5 kaldı. E hocam burası da 11 yapacağından buraya da kaç kaldı? 7 mi kaldı? Evet. AF artı AD isteniyor. AF'yi 7 bulduk. AD'yi 5 bulduk. 7 artı 5'ten cevabımız kaç yapar? 12 yapar. Yani cevabımız böylelikle Cehan yaptı 9. soruda. Geldik 10. soruya. Yine ne yapıyoruz? Açıları yazıyoruz kardeşim. 60, 60, 60'ları yapıştırdık. Ve bütün kenarların eşitliği tabii ki bizim için yine önemli. ABC üçgenin çevresine 18 köküç vermişler. O zaman 18 köküçü 3'e böldüğümüz zaman bir kenar 6 köküç mü geldi? Evet. Şimdi bir kenar 6 köküç. Eyvallah. Şunu şöyle bir koyalım bakalım. E hocam 60, 90'sa burası ne yaptı? 30 yaptı. Hocam 60, 90'sa burası da 30 oldu. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 6 bölü kök 3. 6 bölü kök 3. 6 bölü kök 3 nedir? Kök 3 çarparsan 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 yapar. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı 4 kök 3 oldu. Tamamı 6 kök 3. O zaman buraya ne kaldı? 2 kök 3 kaldı. E hocam burada bir üçgen var yine 30 60 90. 90'ın karşısı 2 kök 30'un karşısı kök 3'tür. E, X de 30'dan 60'a geçiştir. Yani kök 3'ün kök 3 katıdır. Yani cevabımız kaç yapar? 3 yapar. 10. soru böylelikle Denizli oldu arkadaşım. Geldik 11. soruya. Arkadaşım eşkenar üçgen demiş hemen 60'ları yapıştırıyoruz buraya. 60, 60, 60 ve bütün kenarlar eşit mi? Eşit. E burada bir 30, 60, 90. Burada da bir 30, 60, 90 oldu mu? Oldu. Şimdi bir yerden başlıyoruz. Bak burada bu oran verilmiş. Tamam. Ebenin uzunluğuna 2K dersem Ay'nin uzunluğu 3K'ymış. Ebenin uzunluğu neredesin? Buradasın. Ya hocam niye 3K diyorsun? 90'ın karşısı 3K iken 30'un karşısı 3K bölü 2 ile uğraşacaksın. E o zaman buraya 3K demeyelim Yeni de 2 katı daha yazalım. 6K yazalım. E o zaman burası da ne olacak o zaman? 12K yaptı. Burası da 4K mı olacak? Evet. AE'ye E, A, e Yani A, e 6K dedik arkadaşlar. Bakın buraya 6K dedik. E benim uzunluğuna 4K dedik ki işimiz daha kolay olsun. E burada her kenar 10K. E hocam burası da 10K. E hocam 90'ın karşısı 4K iken 30'un karşısı nedir? 2K'dır. E tamamı 10K ya da 2K artı 8 eşittir 10K değil mi arkadaşım? Şurada evet. E burada o zaman 8 eşittir 8K olduğundan K'yı 1 buluruz. Bizden de X isteniyor. K'yı 1 bulduysan burası kaç çıktı arkadaşım? 6 oldu. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısıdır. 3, 60'ın karşısı da 3 kökçü olur mu? Olur. Cevabımız böylelikle Edremit oldu arkadaşlar. 11. soruyu e Edremit bulduk. Geldik 12. soruya. ABC ve CDE eşkenar üçgen hemen açıları yazalım arkadaşlar. 60 60 60 bu da 60 60 60. E hocam 60'ları yazınca 60 60 ise burası da 60 olur mu? Olur. BD'yi kaç vermiş bize? 9 vermiş. A burada 30 60 90 da çıktı burada. 30'un karşısına ben burada x dersem demeyeyim. Y dersem çünkü x buradaymış. 90'ın karşısı nedir? 2y'dir. Hocam bu eşkenar üçgen 2y bütün kenarları. Bu da eşkenar üçgen y bütün kenarları. E hocam burada bize ne verilmiş? BD uzunluğu 9. Yani 3Y eşittir 9 ise Y'yi buradan 3 buluruz. Y üçgen arkadaşım. 30'un karşısı 3 ise 60'ı karşısında kaç yapar? 3 köküç yapar. de 3'ün köküç katı olacağından cevabımız 3 köküç oldu. Yani 12. soruyu böylelikle C.Han bulduk. Ve böylelikle 5. testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 6. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.